İyi akşamlar sayın seyirciler. Canlı yayında Çocuk Haber Bülteni'nden merhaba. İlk haberimiz Küçük Şeyler Anaokulu'ndan. Küçük Şeyler Anaokulu, balıklar sınıfı öğrencileri büyük küçük kavramlarını eğlenceli çalışmalarıyla öğreniyorlar. Küçük Şeyler Anaokulu, balıklar sınıfı öğrencileri JAMS materyallerini kullanarak büyük küçük kavramlarını öğrendiler. Değişik renk ve boyuttaki ayıcıkları büyüklüklerine göre sıralayan minikler, nesneleri büyükten küçüğe sıralamayı ve boyutlarına göre sınıflandırmayı öğrendiler. Sınıf öğretmeni Yasemin Meriç rehberliğinde gerçekleşen çalışmada öğrenciler öğrenirken eğlendiler. Özel Biber Anaokulu Doğamız sınıf öğrencileri Türkçe dil etkinliği derslerinde hikayeler dinlediler. Kaplumbağa sohbet sırasında ayıcık Sevimli'nin çok hasta olduğunu ve dışarı çıkamayacağını söyledi. Bunun üzerine Zumzum hasta olan Sevimli ayıcığı ziyaret etmeye karar verdi. Sevimli yatağında yatıyor ve çok yorgun görünüyordu. Biber Anaokulu Doğamız sınıf öğrencileri sınıf öğretmeni İlknur Güneş'in anlattığı öyküleri ilgiyle dinlediler. Minikler öğretmenlerinin öyküyle ilgili sorduğu soruları yanıtladılar.
Özel Tarçın Anaokulu Laleler sınıf öğrencileri sanat etkinliği derslerinde çiçekler yaptılar. Özel Tarçın Anaokulu Laleler sınıfı öğrencileri sanat etkinliği derslerinde çiçekler yaptılar. Sınıf öğretmeni Dilek Yakut'un hazırladığı malzemeleri kesip yapıştırarak birbirinden güzel çiçekler elde eden minikler, içinde bulunduğumuz bahar mevsiminin özelliklerini ve çiçeklerin nasıl büyüdüğünü öğrendiler. Elma yeme günü sevgili çocuklarım. Evet, dünya elma yeme günü. Harika elmalar bizi bekliyor. Onlar çok tatlı, sulu, güzel elmalar. İsteyerek, isterseniz soyarak, isterseniz soymayarak bile yiyebilirsiniz. Ama dikkat edin, elmaları soyarken anneniz soysun. Neden? Çünkü bıçaklar tehlikeli olabilir. Elmalar çok tatlıdır ve vitamin deposudur. Mikroplar elmayı görünce kaçacak, deli kararlar. Dünya elma yeme gününüz kutlu olsun benim güzel çocuklarım. Ve şimdi sırada çocukların o anları bölümü var. İlk olarak Efe bize harika bir fotoğraf yollamış. Efe oyuncaklarını çok seviyor ve oyuncaklarına kötü davranmıyormuş. Aferin sana Efe. Oynadıktan sonra oyuncaklarını oyuncak sepetine koyuyormuş. Seni çok çok öpüyorum Efe. Mutlu günler diliyorum sana. Diğer fotoğrafımız Duygu'ya ait. Duygu ne kadar da tatlı Duygu. Sanırım çocuk parkına gitmiş Duygu. Kaydıraktan kayıyor ve yemeklerini bitiriyormuş Duygu. Alkışlıyoruz Duygu'yu. Aferin Duygu. Yemeklerini öyle güzel güzel ye. Seni de çok çok öpüyorum. Efendim, bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Ben Canline. Yarın yeni haberlerimizle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.